Merhabalar, umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Sizlere sevdiğiniz kişiden mektuplar getirdim. Bu sefer birinci ağızdan söyleyeceğim. Burada kağıdıma içerikleri yazdım. Yorum esnasında da bahsedeceğim ama. Hayatımda bildiğin ve bilmediğin neler yaşıyorum? Seninle ilgili en derin düşüncem ve duygum ne? Sana hayallerimi, umutlarımı, korkularımı ve gölge yönümü anlatıyorum. Ve sana bir adım atacak mıyım? Bunları inceleyeceğiz. Bir de yorumun sonunda bir soru cevabımız var. Onu da sizlere söyleyeceğim. Evet, iki zarf oluşturdum. Birisi böyle kırmızı güllerin olduğu bir saksıdaki pembe zarf. Diğeri de güzel yeşil karışık desenli bir kuşumuz var. Çiçekli zarf. İstediğinizi seçebilirsiniz. Pembe zarftan başlıyorum. Bunu şimdilik kenara alalım. Bakalım kartların hepsini almış mı? Biraz yukarı taşısam daha iyi olabilir. Tamamdır. Şimdi başlayalım bakalım. Bu insan hayatında sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz neler yaşıyormuş? Ellerim titremeye başladı nedense şu kısmı açtığımda. Bu heyecandan kaynaklı bir titreme değil. Bu kişinin enerjisi bana geçti. Sıkıntılı kartlar da var. Şimdi bir bakalım bakalım ne söyleyecek size hayatıyla ilgili. Çok önemli kararlar alma evresindeyim. Ama tam karar alacağım sırada içime bir isteksizlik, bir huzursuzluk düşüyor. Korkuyorum. Korkularımla yüzleşeceğimi düşündüğüm o sevimsiz yolda ilerlemek, yürümek istemiyorum. Çıkmazda hissediyorum kendimi. Beni affetmene ihtiyacım var. Benim de İçinde bulunduğum sıkıntılı süreçte çevremde bana zarar veren kişileri affetmeye ihtiyacım var ama o kadar kararsızlık çıkmazındayım ki dengeyi ve uyumu arıyorum. Bunu özlüyorum. Çevrem negatif insanlarla dolu. Bir taraftan işe gidip geliyorum. Bazen dostlarımla bir araya geliyorum. Toplantı yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunduğum insanlar da oluyor ama bazı kişilere de güvenmemem gerektiğini anladım bu ara. İlk izlenimin ne kadar önemli olduğunu, ilk gördüğüm insanların bende uyandırdığı hisleri unutmamam gerektiğini anladığım bir dönemdeyim. Savaştığım çok fazla şey var. En önemlisi arkamdan konuşan insanlar, bizi konuşan insanlar. Çevremde dost görünen düşmanlar, beni takip eden, bana zarar vermek için fırsat kollayan insanlar. Toksik enerjilerden kaçmaya, uzaklaşmaya çalışıyorum. Etrafımda çok fazla yanlış var. Bu süreç içerisinde sana yaptığım bir haksızlık beni huzursuz ediyor. Acaba beni affedebilir misin diye düşünüyorum.
Zihnimde bazen olumlu bir şey canlanıveriyor ama onun sürekliliğini getiremiyorum. O devamlılık göstermiyor. Hayatımda karar alamayıp beklettiğim veya kararsızlık çıkmazında debelenip durduğum konular karşıma daha sonradan ikinci bir şans olarak gelir mi bilemesem de şu sıralar duygusal anlamda gerekli savaşı veremiyorum. Belki de bunları hak etmişimdir diye düşünüyorum. Acaba zamanında yaptığım yanlışlar, attığım yanlış adımlar, aldığım kararlar beni şu anda içinde bulunduğum süreçte "Evet, sen ektiğini biçtin mi?" diyorlar bana. Çevremdeki kişiler de bana "Oh olsun" diyor sanki. Bazen iç sesim de bana o şekilde söylüyor. İşime bakmaya çalışıyorum. Maddi olarak kendimi iyi bir tarafa getirmeye çalışıyorum. Ama sana buradaki tabloyla bile anlatamayacağım kadar karışığım. Gördüklerimle duyduklarım arasında, bildiklerimle hissettiklerim arasında, deneyimlediğim şeylerle henüz deneyimleyemediğim ama hayalini kurup varsaydığım şeyler arasında inanılmaz bir çatışma yaşıyorum. Öyle çok öfkeli ya da sinirli bir enerjim de yok. Aşırı duygusal veya tamamen mantık odaklı ilerleyen bir yanım da yok. Duygularımda kendimi dengeye getirmeye, hayatımın maddi ve manevi konularında kendimi dengeye getirmeye çalıştığım bir anımdayım. Ama yeterli gelmiyor, dedi. Evet arkadaşlar, kartlara baktığımda bu kişinin size kendi hayatıyla ilgili yaşadığı o durumlara dair bildiğiniz, bilmediğiniz bunlardan bahsetti. Yorumun başında elimin titrediğini ve bunun heyecandan kaynaklanmadığını size söylemiştim. Bir tehlike anında hissettiği bir panik duygusu olabilir. Bu kişinin veya bir korkudan kaynaklı. Bu kişinin buna benzer bir durumu var ve bunun üçüncü kişilerle, çevresindeki diğer insanlarla bağlantısı çok fazla. Eğer yasak gizli bir ilişki içindeyseniz, birilerinin duyması, görmesi tarzındaki bir konu nedeniyle size kendisini kapattıysa, iletişiminiz artık yoksa, burada dedikodu konuları sizi ilgilendiriyorsa, yakalandım tedirginliği o şekilde de olabilir. Bunu uyan arkadaşlar alsın. Böyle bir durum gözüküyor. Şimdi size dair en derin düşüncesi ve duygularına bakalım. Yine onun ağzından anlatacağım. Kuşkularımdan ve şüphelerimden dolayı rahat edemiyorum. O kadar olumsuz düşünce ve duygular zihnimi kemiriyor, içime batıyor ki uykusuz geceler geçiriyorum. Suçluluk, pişmanlık enerjisi içindeyim. Gitmene nasıl izin verdim diye veya gitmene sebep olacak davranışlarımı, yanlışlarımı daha sonra fark ettim. İhtiyaçlarını karşılayamadım. Sen uyum ve denge istiyordun. Seninle de uyumu ve dengeyi yakalamıştık zaten ama bir şeyleri yapamadım, olmadı. Benden vazgeçtiğini hissediyorum ve bu beni mahvediyor. İç dünyamda duygusal bir karmaşa yaşıyorum. Bir savaş yaşıyorum. Kendime karşı bir öfkem var. Senin kafandaki soru işaretlere de bir cevap veremedim. Seni de streste bıraktım ve en sonunda vazgeçip gittin. Haklıydın. Gördüm ama görmezden geldim. Veya tembellik yaptım. Yorgundum.
Bir yere gitmek durumunda hissediyordum. Ruhumda bir kayıp ve bir boşluk vardı. Seninle ya da sensiz onu bir şekilde cevabını bulmalıydım. Kendimle ilgili durumlara odaklanmışken seninle ilgili konuları tamamen es geçtim veya ikimizle ilgili olan durumları o esnada rafa kaldırdım ama bunu yapmamam gerektiğini acı bir şekilde anladım. Biliyorum senin tek istediğin şey uyum ve dengeydi, güzel bir iletişimdi. Daha iyisi için mücadele ettin. Ama ben kendime daha sonra kızmakla kaldım. Keşke o dönem yapabilseydim. Vicdan azabı yaşıyorum ama bunu da göstermiyorum. Gösteremem çünkü. Sana uzaklardan bakıyorum. Sen benim en değerli hazinemdin. Bu karmaşa içinde beni anlamaya çalıştın. Kendi içindeki olumsuz duygularla barışmaya çalıştın. Onları daha güzel bir enerjiye dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Benim için bana dair düşüncelerin, endişelerin vardı ama ben bunu anlayamadım. Geç anladım. İkimiz de daha farklı ihtiyaçlarımıza odaklandık. Beklentilerimiz o esnada çok farklıydı. Ben onu karşılama noktasında isteksiz, gönülsüz oldum. Birbirimizi anlamadık. Başka insanlar, dışarıdan müdahaleler nedeniyle ikimiz arasındaki konular zarar gördü. Sen de benim kendince uğraştığın durumlara bakış açımı çevirmeye çalıştın. Ama bunu başaramadığını, olmayacağını anlayıp ümitsizliğe kapıldığın anda da sen çoktan yola çıkmıştın, arkanı dönüp gitmiştin diyor. Arkadaşlar burada bir ayrılık, uzaklaşma temasını görmekteyim. Şuradaki kısımla %100 olmasa da çoğuyla bir bağlantınız var. Şunu da demeye çalışıyor olabilir bu kişi. Ben hayatımda bilmediğin şeylerle mücadele ederken seninle ilgili konuları halının altına süpürdüm veya iletişimde sana şeffaf olmadım. Seni beklettim, kafanda soru işaretleriyle şüphelerle seni bıraktım. Ama en sonunda da seni kaybettim diyor. Keşkeleri var. Bakın burada bir gemi uzaklaşıyor, bu adam da bakıyor ya da bu kişi. Ve bana hissettirdiği şey de şu: acaba gene bir gün ona adım atar mısınız? Sizden ona herhangi bir mesaj gelir mi? Yolunuzu gözleyen bir enerji de var ama bu kırık bir umutla, heyecanla, hevesle değil. O yorgunluk içindeki son kırık ümit duygusuyla, acaba olur mu? Bu bana iyi gelir mi? Durumuyla olduğunu görüyorum. Bir savaş var. Uyum ve denge için bir savaş verdiğinizde çıkmış ama bu kişinin anlattığı şey, o başka hayatındaki başka olaylarla savaşırken bu savaşı bir tek sizin vermeniz. Uyumu yakalayabilmek, yakaladıysanız bunu sürdürebilmek. Pek çok konuyu dengede tutabilmek. Bunların farkında olduğunu dile getiriyor. Peki şimdi hayalleri, umutları, korkuları ve gölge yönlerinden bahsetsin. Sen benim hayallerimin aşkısın. Seninle ilgili çok fazla işaret alıyorum. Hatta bazen görmek istemediğim, gözlerimi kapattığım işaretler bunlar. Seni bana hatırlatan şeyler bana acı verdiği için o işaretleri anında ya da o durumu anında küçümsüyorum. Bu tarz bir küçümseme davranışı bana o esnada aciz hissettirmiyor.
Arkadaşlarımla bol bol zaman geçirmek bana hayatta umut aşılayan bir şey. Arkadaşlarımın arasında kötü hissetmek veya arkadaşlarımın bana düşmanca davranması da en çok korktuğum şey. Arkadaş dediğim, dost bildiğim insanlardan zarar görmek beni korkutuyor. Babam gibi olmak istediğim özellikler de var. Babamdan aldığım, ondan gördüğüm ama hiç öyle olmak istemesem de gün geçtikçe ona benzediğim özelliklerim de var. En büyük hayalim de hayallerimin aşkıyla karşılaşmak. Evet. Şeye dikkat ettim. Bu insan burada çok umut dolu ve kurduğu hayallerle ilgili bir şeyleri yansıtmadı. Daha çok içinde bulunduğu durumla ilgili minik minik bilgiler verdi. Hayalperest bir insan olduğunu görmüyorum zaten. Ama tabii hayalperest bir insan olmaması hayalinin olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece burada yansıtmamış. Diğer bir yandan az önce size söylediğim şekilde hem babası gibi olmak isteyen hem de bazı özellikler dolayısıyla özelliklere sahip olmak istemeyen bir insan olabilir. Mesela burada gölge özellik olarak küçümseme geldi. Bu onun kendisini güçlü hissetmek amacıyla yaptığı bir tutum olarak geliyor. Belki de babasından böyle gördü. Bu da olabilir arkadaşlar. Şimdi sana adım atar mıyım? Buna gelelim. Bakalım size bir adımı olur mu bu kişinin? Değerlendirme sürecindeyim. Meselemizi, mevcut durumu elime alıp değerlendiriyorum. Artısıyla, eksisiyle. Tecrübelerimi, bilgilerimi burada gözümün önünde bulunduruyorum. Hata yapmak istemiyorum. Kendimden emin bir şekilde gelmeye ihtiyacım var. Bu yüzden de adımlarıma herhangi bir acelecilik bulaştırmayacağım. Sana geleceğim. Benden güzel bir haber bekleyebilirsin. Umutsuzluğa kapılma. Kalbimde kocaman sevgimle, cömert adımlarımla sana adım atacağım dedi. Hem de bu somut bir adım olacak. Hatta sana bir hediyem de var dedi. Çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyor. Şimdi burçlardan bahsedelim. Enerjiye hemen hemen çoğu burç dahil olsa da Terazi burcu, Yengeç burcu, Ateş burçları, Balık burcu ve Toprak burçları ağırlıkta geldi. Evet, şimdi soru cevabınızı cevaplandıralım. Bir soru sorun bakalım ne çıkacak? Bunu bu kişiye de sorabilirsiniz, sisteme de sorabilirsiniz, fark etmez. Bakalım ne diyor. Bu durum çözüme kavuşacak, iyileşecek ya da bir gelişme kaydedeceksiniz. Her neyi sorduysanız bir ilerleme durumunun olacağını kartınız söylüyor. Evet sevgili arkadaşlar, pembe zarf için söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda benimle etkileşimde bulunmayı ve süper teşekkür bölümünden desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Şimdi ikinci zarfa geçiyorum ben. Tekrar merhabalar. İkinci zarfımızdayız. Kartlarınızı dizerken tekrar içerikten bahsedeyim sizlere. Hayatında bildiğiniz, bilmediğiniz ne yaşıyor bu kişi? Bu üst tarafa dizdiğim kartlarla bunu anlatacak. Sizinle ilgili en derin düşüncesi ve duygusu ne? Bunu anlatacak. Şu anda diziyorum o kısmı da. Hayallerini, umutlarını, korkularını ve gölge yönlerini anlatacak.
Size bir adım atar mı onu söyleyecek ve yorumun sonunda bir tane soru sorabilirsiniz. İster bana, sisteme, isterseniz de bu kişiye. Onu da en son yorumlayacağım. Kartlar sığmış mı bakalım. Biraz yukarı taşıyayım. İkisinde de ayarlayamadım. Evet, tamamdır. Bakalım bu insan neler anlatacak. Biraz karışık. Ben biraz şöyle bakayım. Kafamdaki ilk cümle şu oldu. Ben sana güzel bir şey söyleyecektim. Niye bana böyle dedin? Niye bana bunu yaptın? Veya onu söylemekle neden bu kadar geç kaldım ki? İlk cümle bu. Şimdi başlayalım. Bu kişinin ağzından yorumlayacağım. Kendime güvenerek, kendime inanarak, yeteneklerimin ne olduğunu bilerek, tedbiri de elden bırakmayarak bir şeyler yapmak istedim. Yeni bir aşka yelken açmak. İçimdeki heyecan ve hevesle dolup taşan o aşk duygusuyla yeni bir durumun içinde olmak istedim ama o kadar yanlış anlaşıldım veya o kadar yanlış bir hamle yaptım ki ben buraya odaklanırken bu güzelliklerle ilgili durumu yaşayıp kendi kafamda bunları planlarken o kadar yanlış bir şekilde düşündürdüm ki gözden düştüm ve şu an kalp kırıklığı yaşıyorum, yıkıldım ben. Depresyondayım. Zihnim bir hapishane gibi. İçimdeki duygular elimi kolumu bağlıyor. Şimdi sana söylediğimde her şey için geç olacak ya kabul etmezsen. Veya hayır, geç kaldığım duygusunu ben de kabul etmiyorum. Acaba paranoyak davranışlarım mı var? Ben mi yanlış düşünüyorum diye bazen bunu da kendime telkin ediyorum. Bireysel olarak kendimi, düşüncelerimi, duygularımı anlatmakta problem yaşıyorum. Yaşadığım bir dönemdeyim. Bu benim için çok net. İçimde yaşadığım her duygu çok net. Asla sahiciliği yok diyemem. Ama bunları ifade ederken sıkışıp kalıyorum, gergin hissediyorum, çekingen oluyorum. Sana bir teklifle gelmek istiyorum ben. Aşk itirafında bulunmak istiyorum. Kendi gerçeklerimi, bana hissettirdiğin şeyleri anlatmak istiyorum. Veya istedim. Ama benimle ilgili hoş olmayan düşüncelere sahipsin. Bana bunu yansıttın sen. Bana kendimle ilgili bir olumsuzluğu da yansıttın. Ben şu an senin gözünden düştüm. Bana baktığında kötü şeyler gördüğünü hissediyorum. Bu yüzden pişmanım. Endişeliyim. Bir taraftan çalışmaya devam ediyorum. Bu ara kafamı dağıtan tek şey yemekle uğraşmak. Yemek pişirmek. Bunu yaparken de hali hazırda beni rahatlatsa da arka planda yine düşündüğüm oluyor. Stresten, gerginlikten yemeğe çok sardım, çok yiyorum. Ay, pardon. Birden boğazım çok kötü oldu. Tam da bu boğaz çakrasını yorumlarken oldu. Yanımda suyum da yok. Bu benim cümlemdi.
Ay arkadaşlar, bu insan aslında çok hoş kartlar da var, yok değil ama. Ya bir şey söyleyememiş, içinde kalmış. Ya söylerse sanki olumsuz bir şeylerle karşılaşacakmış gibi paranoyak düşünceler içerisinde ve kendini bir şeylerle oyalıyor olarak görüyorum. Bu kart sizi yansıtıyor olarak gördüm. Enerjisinde siz geldiniz, bildiğiniz ya da bilmediğiniz durumlarda bunları anlatıyor. Bu kişi bana sanki diyor ki o benimle ilgili olumlu bir şey düşünmüyor. Ben onun gözünden düştüm. Artık kabul etmez. İçimden gelen sesi dinlemedim ya da içimdeki cümleleri ifade edemeden onlar bende kaldı. Şimdi onlar beni sıkıştırıyor diyor. Bir başlangıç yapmak istemiş de yapamamış. Sadece kendi iç dünyasında olmuş bu. Diğer bir yandan şuna benzer itirafları da var. Sen benim hayatımdaki netliktin, bana güneş oldun, içimi ısıttın. Gerçeğimsin. Bana canlı ve enerjik hissettirdin. Sevgi, şefkat, bolluk, bereket, heyecan, güzellik, barışmak, kendimle barışık yaşamak gibi duygu durumlarını bana hissettirdin. Hem senin bana hissettirdiklerini sana söyleyecektim. Hem de tüm bunları değerlendirdiğim zaman sana bir itirafta bulunup bir teklif yapacaktım ki bir de baktım sen beni bir yere bağlamışsın. Hakkımda olumsuz düşünüyorsun. Sonra ben de onlara diyemedim diyor. Bir diğer senaryoya göre ki bu çok azınıza uyacaktır. Benim şu an hayatımda biri var. Yeni bir sayfa açtım ben. Hayatımda bana sıkıntı yaşatan, beni çıkmazda hissettiren, elimi kolumu bağlıyormuşçasına sanki bir hapishanenin içindeymişim gibi hissettiğim durumlardan ben artık çıktım. Şu an hayatımda güzel bir enerji var. Ama bunları da senin çok bilmeni istemiyorum. Çünkü zamanında ben senin gözünden düşmüştüm ve sana bir hayal kırıklığı, kalp kırıklığı yaşatmıştım. Zaten ben sana söylemesem de sen bunları görüyorsan hakkımda olumlu bir şey düşünmüyorsun. Düşünmeyeceksin de bunu biliyorum diyor. Bu yorumladığım şey hepiniz için geçerli değil. Çok geçmişte kalmış, artık yeni bir sayfa açmış ve sizin bunu gördüğünüz, bildiğiniz bir kişinin eski eş, eski sevgili, baya baya geçmişte kalmış bir insan da olabilir. Bu kişinin ifadeleri gibi geliyor daha çok. Bu dediğim gibi hepinize uymayacaktır. Ana tem olarak hissettiğim şey şu. Bir geç kalma. Ben söyleyecektim ama işte sen o esnada şöyle yaptın, böyle düşündün. Ondan sonra ben de çekimser kaldım diyemedim. Durumu var. Enerjisinde siz çok yoğun gelmişsiniz. Girişken olacakken olamadığından bahsediyor. Bir de şundan bahsediyor. Senin hayatında bilmediğin ne yaşayabilirim ki? Bence sen biliyorsun zaten. Az çok tahmin ediyorsun. Ben senin ne düşündüğünü hissediyorum. Bana bunu aynalıyorsun, yansıtıyorsun. Çünkü telepatik olarak bir iletişim durumu da söz konusu. Ve elinde bir yerlerde bir kılıç sakladığını da görüyorum. Bana bir şeyler demenden de korkuyorum diyor. Ve hemen şunu da iliştiriyor ama ben sana güzel bir şey diyecektim veya güzel bir planım vardı seninle ilgili. Bu destede, bu mektupta boğaz çakrası ile ilgili bir blokaj olduğunu görüyorum. Sizin olumsuz düşünce ve söylemlerinize hemen kendisinin niyetinin aslında öyle olmadığı, tamamen bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğinin farkında olacak davranışlar da var zaten ama hemen bunları iliştirme durumu var. Şimdi seninle ilgili en derin düşüncem ve duygularım ne kısmına geliyoruz? Ay. Kalbini kırdım. Seni incittim, yaraladım.
Sen çok güçlüsün, çok karakterlisin. Özgüvenine, öz saygına hayranım. Benimle ilgili çoğu şeyi sabır içinde halletmeye, güzel ve ılımlı bir şekilde çözüm bulmaya çalıştın. Beni eleştirdiğinde benden kötüsü yok, benden kötüsüyle daha önceden hiç karşılaşmamışsın gibi hissediyorum ve öyle düşünüyorum. Sen benim kaçırdığım bir fırsatsın. Güzelliğinle, duruşunla, karakterinle, bir olaya verdiğin tepkiyle, erdemli davranışlarınla. Gözümde inanılmaz bir insansın. Çok çekicisin ve güçlüsün. Benim çoğu olumsuz özelliklerimi görmezden gelip anlayışlı oldun, hep barışçıl oldun. Sen benim cesur sevgilimsin veya sevgilimdin. Ben öfkelendiğimde, kızdığımda, ağzımı açtığımda sıkıntılı, sorun yaratacak, kalp kıracak cümleler oraya buraya savurduğumda bile benim sivri özelliklerimi törpülemeye, beni sakinleştirmeye çalışıyordun ama ben bunu geç anladım. Seninle yenilenmeye ve tazelenmeye duyduğum bir ihtiyaç var ama adım atsam da bazen kendini bana kapatacağını, yalnız kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Seni incittiğimi biliyorum. Ama sen de beni incittin. Kendince çözümler bulup kendince kararlar aldın. Bir şey olduğunda ya da olmadığında ilk olumsuz bir durumu düşündün. Sorabilirdin. Her zamanki gibi biraz daha sabır gösterebilirdin. Evet, zorunda değildin ama keşke gösterseydin. Keşke şöyle olsaydı. Böyle olsaydı daha iyi olurdu. Karşılaştırma yapıyorum bazen. Bunu yaşamak yerine şunu yaşasaydık daha iyi olurdu. Mutlu olsaydık, birbirimizle teselli bulsaydık. Anlaşabileceğimiz noktalar vardı biliyorum. Ama ne yapayım, olmadı işte. Ben de kendime küstüm. Öz eleştirimi de yapıyorum. Bazı konularda çözüm bulamadıysak benim hatam. Haksızlıklar yaptım biliyorum. Bir şeyleri düzeltme noktasında geçici de olsa bir bıkkınlık, bir sıkılganlık ve bir duyguyu çok derinlemesine yaşamaktan iğrenme dönemi yaşıyorum diyor. İstemiyorum hiçbir şey, küstüm diyor. Evet arkadaşlar, bu insanın sıkıntıları çok fazla. Doğru zamanda doğru yerde konuşamamak, zaman doğru olsa da içinden konuşması, kendi kafasındaki durumları izah etmekte güçlük çekmesi, her ne kadar sizin onun hakkınızda bilgilere ulaşabilme gücünüz olduğunu bilse bile neden bu şekilde olsun ki diye düşünmeniz ona çok yansıyor. Yani kendisi de söyleyebilirdi. Bu karşılıklı konuşarak olabilirdi. Siz sezgilerinize takip etmeye, stalklamaya, arkadaşlarından belki de bu aracılıkla bilgiler toplamaya gerek duymamalıydınız. Ben bu açılımda şunu görüyorum. Bir sizin tarafınızdan durumu anlatıyor, bir de kendi tarafından durumu anlatıyor. İkiniz arasında neden bir durum olamamış, neden yanlış anlaşılmalara mahal vermiş, bir de bunlardan bahsediyor. Yani burada çok yönlü, hem senin açından hem benim açımdan dediği durumlar var bu kişinin de. Biraz küskün olduğunu gördüm. Canı pek bir sıkkın. İlgisiz gibi duruyor ama özür dileyerek söylüyorum. Aşkına da başlarım, meşkine de başlarım. Bu durumun içine girersen, hayalini kurarsan, böyle içinden dolup taşan güzellikler hep devam edecek zannedersen, işte böyle olur diyerek uğradığı hayal kırıklığı duygusu ya da çektiği can acısından dolayı
Böyle küfür de ediyor olabilir. Boğaz çakrasında problem var bu kişinin. Evet, yanlış anlaşılmalar olmuş. Peki şimdi gölge yanları, hayalleri, umutları ve korkularına bir bakayım. Ay bu ne? Burada hayal ya da umut yok. Her şeyden önce bundan bir bahsetmek isterim. Şurada çok güzel bir şeylerden bahsetti ama ondan sonra yerle bir etmiş. Belki mahvetmiş olduğundan bahsediyor. Şimdi bu kişinin ağzından yorumlamadan önce gördüğüm bir şeyden bahsedeyim size. Bu insan aslında öyle olmayan ama öyleymiş gibi ya da öyle olacakmış gibi düşündüğü veya karşı tarafa öyle düşündürdüğü manipülatif ve paranoyak düşünceler içinde. Söylemlerine bunu da çok yansıtmış. Farkında da değil ama. Kendi kendini manipüle ettiğinin veya size ettiğinin de farkında değil. Bu onun dayanmaya çalışma, aşmaya çalışma, kendini korumaya çalışma yöntemi olarak bilinçaltında bu şekilde davranış açısından açığa çıkardığı bir konu. Bunun farkında değil ama ne yazık ki bunu sürdürdüğü için veya bunun farkında olamadığı için de üzgün ve pişman gelmiş. Şimdi size şunları söylüyor. Ben aslında gerçekten o kadar meşgul değilken sana öyle gösterdim. Veya gerçekten meşgul olduğumu ifade edecek iki çift cümlem olmadı. Ben anlaşılması çok zor biriyim. Karmaşığım. Ben bazen kendimi de anlamıyorum. Hayal kurmaktan korkuyorum, umutlanmaktan korkuyorum. Al işte, bunların içine düştüm. 2 gün hissettim, 3. gün tekmeyi yedim. Bir şeye kendimi kaptırdığımda da bağımlılık çalıştırıyorum. Benim bağımlılıklarım da var. Boğaz çakrası burada olduğu için sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, yeme, içme bağımlılığı. Buna benzer durumlar yaşıyorum diyor. Gurur yaptığım çok şey var ama bu gururun çoğu sahte gurur. Veya karşımdaki kişi bana gurur yaparsa diye çok korkuyorum. Çünkü biliyorum ki arka planda öyle yapması gerekiyor. Pişmanlıklarımın, yaşadığım sıkıntıların çoğunu da ben gurur yaptığım için söylemiyorum. Yüzümün bir kısmına maske takıyorum. Daha farklı bir ifadem oluyor. Sonra böyle neden yaptığımı anlayamayıp kendimi de bir anlaşılması zor bir noktaya sokuyorum. Gölgeler içindeyim. Çok puslu ve karanlık hissediyorum bazen. Bir durumun içinden çıkamayacakmışım gibi geliyor. Çaresiz hissediyorum. Kendi kendimi çok yargılıyorum mesela. Hayatımdaki insanları çok eleştiriyorum. Neden bana böyle yaptılar diyerek kendi kendime de çok konuşuyorum. Bu da bir bağımlılık. Sürekli ben söylenip duruyorum. Kafamdaki meşguliyet, içimdeki meşguliyet bana hayatımdaki gerçek meşguliyet olarak geliyor. İnanılmaz yoruyor bu durum beni ve etrafıma da böyle yansıtıyorum. Ama bu benim kafamın içindeki kalabalık durum. Yani bir yemek pişirdiğimde, herhangi bir uğraşım olduğunda bile o düşünceler orada kıvıl kıvıl kaynarken ben algımı daha farklı bir yöne çeviremiyorum ve onları kontrol etmekte zorluk yaşıyorum ve bu yüzden de pek çok şeyi halının altına süpürüyorum. Aman sonra bakayım diyorum. Böyle anlattıkça sanırım kendimi anlamaya başladım yavaş yavaş. Evet, tam olarak böyle oluyor.
Arkadaşlar bir şey fark ettim. Ben bu kişinin enerjisine öyle bir girdim ki. Şu an şu parmaklarımın pozisyonuna bir bakar mısınız? Ellerimi sıkıyorum. Bir şeyi ifade ederken ne kadar zorlandığım, masa başında ne kadar kıvrandığımı. Ah bir görseniz. Ve az önce de yine şeyden bahsettim size. Böyle bu şekilde anlatırken aslında kendimi anladım. Bu insanın kendi kafasında olumsuz düşünceler, kendini suçlama ya da birilerinin veya sizin kendisini suçlamanız gibi düşüncelerle, hatalarla o kadar haşır neşir ki belki de kendini anlamayla ilgili bir duruma odaklanmıyor. Ben şu anda anlattıkça bu kişinin de kendini neyi niye yaptığını anlayabildiğini fark ettim. Bu enerji onda şu anda bu videoyu izlediğiniz andan itibaren açığa çıkacak, çıkmış olabilir. Evet, bu bundan kaynaklıydı. O bana bu yüzden kızdı. Bir şeyi kabul etmiyorsa veya etmeyecekse bunun sebebi şu olduğu için diye. Evet, şu kısımda bildiğiniz ya da bilmediğiniz noktalar bu kısımda değil, şu kısımda toplanmışa benziyor. Pişmanlığı ve çeşitli bağımlılıklarının olduğunu burada görüyorum ama daha çok bunun boğazla bir bağlantısı var. Yani uyuşturucu bile olabilir bir kısmınız açısından. Sigara, alkol. Veya işte çok konuşma, sürekli aynı şeyleri tekrar edip durma. İletişim. Ve doğrudan boğaz bölgesini ifade eden bir bağımlılık durumu ön plana çıkmış. Şimdi peki size adım atar mı bir bakalım. Kupa Şövalyesi'yle başladık. Evet. Gönlünü alacağım tabii ki dedi. Ben yanlış anlaşıldım. En azından bunu ifade etmeye ihtiyaç duyuyorum. Telafi etmek de istiyorum pek çok şeyi. Özür dilerim. Sen bunu hak etmedin. Sen sabırlı, anlayışlı ve benim vazgeçemeyeceğim birisin. Beni beklemeye devam et diyor. Özellikle de şu an sizi göremiyorsa, kendinizi kapattıysanız merak duygusunun çok yoğun olduğunu da görüyorum. Hem vazgeçilmezsin hem ulaşılmazsın benim için diyor. Evet arkadaşlar bir adım var. Şimdi soru cevap kısmına geçmeden burçlardan bahsedelim. Burada o kadar çok Merkür teması var ki bir kere baskın olarak İkizler burcumuz burada. Başak burcu burada. Yengeç, akrep, balık yine baskın. Aslan burcumuz. Terazi burcumuz. Yine bir yengeç gelmiş. Ve baskın olmasa da toprak ve ateş burçlarımızın diğer kalan kısımları. Yani aslan burada ama koç ve yay baskın olmasa da onlar da burada diyebilirim. Şimdi gelelim sorunuzun cevabına. Bakalım ne çıkmış? Evet, affetme, bağışlama dedi. Bu kişinin hem kendini affetmeye ihtiyacı olabilir, hem ona ikinci bir şansı vermeli miyim diye sormuş olabilirsiniz. Evet diyor, bağışla, affet. Bunu sizin ağzınızdan duymaya ihtiyaç duyuyor da olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, bakın burada kuşlu mektubumuzda yine şurada bir kuş teması var. Burada haberleşmeyle, iletişimle ilgili konulara bilhassa önem vermelisiniz. Bu kişi eğer veremediyse bunun pişmanlığını da yaşıyor. Bir haber de alabilirsiniz. Ve yine bir barış güvercini diyelim. Öyle bir şey yakıştıralım. Çok da güzel olur. Bu mesajı da son dakika görmüşken vereyim size. Şimdi yorumlarda benimle etkileşimde bulunmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yine Süper Teşekkür bölümünden desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Henüz tatil yapamadıysanız iyi tatilleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.